Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün katılımıyla çeşitli programlarla kutlandı. Yakılan her türküyle yürekleri dağlayan. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün katılımıyla çeşitli programlarla kutlandı. Sabah saat 11'de başlayan program ilk olarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Daha sonra Şehitler Anıtı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı söylendi. Çelenk bırakma töreninde Şimşek ve Gül, Vali Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor, Şehitler Anıtı'na çelenk sundu. Şimşek, Gül ve beraberindekiler daha sonra Türk bayrağına gazilik madalyasını taktı. Burada bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Şimşek, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada Gazi şehrin 96. kurtuluş yıl dönümünü büyük bir heyecanla kutladıklarını söyledi. Yakın coğrafyamızdaki bütün sıkıntılara rağmen ve gerçekten de herhangi başka bir şehirde olsa çok çok belki yansımaları büyük olacak olan bu şoklara rağmen Gaziantep bugün büyüyor, bugün gelişiyor, bugün kalkınıyor ve Türkiye'nin en önemli büyüme motoru işlevini görmeye devam ediyor. Gaziantep umut veriyor. Gaziantep ışıldıyor. Sevgili hemşehrilerim, tabii Gaziantep gerçekten sadece Türkiye'nin güneydoğusunda değil, Orta Doğu'da, yakın coğrafyada çok önemli bir ticaret, çok önemli bir sanayi üssü, bir kültür merkezi, bir turizm merkezi. Evet, Kurtuluş Savaşımız 96 yıl önceydi. Ama dünyada şehirler arası rekabet devam ediyor. Ülkeler arası rekabet devam ediyor. Maalesef bölgemizde 100 yıl önce oynanan oyun tekrar sahnelenmeye çalışıyor. Dolayısıyla biz bu günleri niye kutluyoruz? Bu şuuru daha da güçlü bir şekilde tabii ki idame etmek için kutluyoruz. Evet, biz ülke olarak geçen sene bir suç örgütü, FETÖ terör örgütünün saldırısına uğradık. Evet, 15 Temmuz gecesi Gaziantep'li hemşehrilerimizle biz bu meydandaydık. Ve şunu net olarak söylüyorum, Gaziantep ve Türkiye geleceğine, demokrasisine, hukuk devletine sahip çıkmıştır. Ben Gaziantep'li kardeşlerimi tebrik ediyorum. Ama mücadele devam edecek. Bugün de bölücü terör örgütüyle mücadele en güçlü, en kararlı bir şekilde devam ediyor. Biz ülke olarak bir olursak, beraber olursak, bundan 96 yıl önceki Gaziantep ruhuyla hareket edersek Türkiye tabii ki başarılı olacak. Hiç kimse yani Türkiye üzerinde oyun oynayamayacak. Bütün komplolar, bütün kaos teorileri çökmüş olacak. İşte o nedenle bizim birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz her şeyden daha önemlidir. İnşallah biz bunu daha da pekiştireceğiz. Evet, bu günlerimizi kutluyoruz. Bunların her biri birer bayram. Ama önemli olan, dediğim gibi, bu şuur içerisinde hareket edebilmek ve ülkemize yönelen bütün tehditleri bir ve beraber olarak def etmektir.